Herkese merhaba, ben FakeDead ve bugün Rogue Legacy oynuyoruz. Ve facecam'de bazı değişiklikler yaptım. Umarım daha iyi olmuştur. Alacak bir şeyimiz yoktu herhalde. Direkt başlayacağız. Ne oluyor? Canım bir kaldı. Biraz önce bir şey yaptım. Canım bir kaldı. Güzel. İyi bir başlangıç. Bir can. Maksimum canım çaldı. Tamam. Ama hala 9 canım var. Havada süzülmeyle kurtuldum biraz önce. Ay. En azından 41 oldu canımız ya. O ne? Aaaa, yandık. Öldüm. Bir daha. Bunu alalım. Hiç para kazanamadık zaten, bir şey almayacağım. Ne oldu? Biraz önce bir şeyler yazdı, okumadan geçtim hemen. Bu bayağı bir canımız var. 225, vay. Öldü. Tamam. Gayet kolay. Evet. Ve artık bu seriyi de bitirme ihtimalim var yavaş yavaş. Bilmiyorum yani. Oyunun sonuna kadar devam etmek mantıklı mı, mantıksız mı? Yorumlarda lütfen belirtin, istiyor musunuz, istemiyor musunuz bu seriyi? Yani ona göre bir şeyler ayarlayacağım. Skyrim. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Sadece 120 gold için miydi? Heh, değişik yerlere geldik sonunda. Ne? Canavar sandık. Aa. Öl. Sandık öldürüyordu biz o kadar şey öldürmedikten sonra. Fahrodus. Paradox.
Arados. Aa, map'im bitmiş. Öldüm. Yine bir şey yapamadık doğru düzgün. En iyisi tank falan almayayım ben her seferindeki karakterlerden. Ninja yok ya. Bunu alalım o zaman. Bu da uzağı iyi göremiyormuş. Bir tane daha kitap. Okey lan. Ne biçim bir bölüm bura? Tamam bir tane kaldı. Balance rune. Bütün map'imi bitirdim o ateşleri açık tutarak. Süper. Şuradan devam edeceğim. Aa. Bir dakika, ben mavi yerin boss'unu yenmiştim. Boss kapısı nasıl açık? Bunda bir terslik var ama bakalım. Aa, boss'un değişik şekli. Vay. Ne? Gözlük mü takıyorum? Çok ilginç. Au. Yenmem mümkün değil. Vuramıyorum hiç boss'a. Bir daha. Nada nasıl kaçacağım ki? İstediğim kadar deneyebiliyorum anlaşılan. De vuramıyorum ki. Ha tamam. Vurdukça MP kazanıyorum ve bu kılıçla vuruyorum, anladım. Şimdi anladım. Tamam, bir dakika. Bunu yenebiliriz. Bunu yenebiliriz. Kaçamıyorum bir türlü. Tamam, geçeceğim. Çok zor ya. Hangi özellikler var? Koşma özelliği var orada. Bütün özelliklerimiz değişiyor. Ha, tamam, bir dakika. Koşma özelliğimiz varmış.
Ah. Bak ya, yapacağım. Olabilir. Çok zor ama burayı bir daha bulabileceğimi sanmıyorum. Niye olduğum yerde durdum? Cidden. Çok yanlış yapıyorum. Hala tuşlarına tam alışamadım orada. Şimdi A ile dev kılıç koyuyor, W ile küçük kılıç koyuyor sanırım. Ha. Ah. Hadi be. Nasıl kaçacağımı anlamaya başlıyorum. Çok çöldük ama bize bir zararı yok. Tamam, şimdi. Şimdi olacak. Havada da koşabiliyor muyum? Aha. Bir o tarafa bir o tarafa doğru döndürüyor ya. Çok zor ya, bu ne böyle? Geçemiyorum. Bir kez daha. Bir darbe yedik. Ah. Şu darbelerinden kaçamıyorum tabii. Bari yerde diken olmasa çok iyi olacak. Bunu da bir daha bulamayız asla. Şimdi canımın bu kadar gitti ya. Ah. Bu olmayacak. Ah, onu nasıl kapattım ya? Ef. Daha kolay bir yol olmalı ya. Tam zamanda da gerekli özelliği yapıyor. Mesela bu. Ben nasıl kaçacağım mesela? Böyle. Of. Bu gerçekten son. Direkt canımın yarısı gitti bile. Kafa attım. Thank you.
Ne yaptım ben öyle ya? A'ya basmışım. Öf. Tamam. Bu cidden son. Kafa attım. Gidiyorum artık. Orayı yenemeyeceğim. Ama yasak kim bilir ne verirdi. Kör sokak. Bir kere daha ya. Hazır önden geçiyoruz. Zıpla ya of. Niye kendi böyle uçma özelliğimle falan giremiyorum? Şu uçma özelliği olsa ne biçim işime yarar? Gittik bile. Ben bunu geçmek istiyorum. Ha, nasıl olmadı ya? Ah, bir daha gittim. Bir kere düşünce tam ağzınıza edecek hareketleri seçiyor. İmkansız. Vurmanın başka bir yolu olsa. O tarafa gidince kaçamıyorum da. Kamerayı durdurup da deneyeceğim. Gerçekten çok denedim ama geçemedim. İsterseniz bir daha kameralar karşısında deneyeyim ama yani geçemiyorum orayı. Ne yazık ki. Evet, yarı canına kadar getiriyorum ve sonra gidiyor işte. Olmuyor. Orayı o şekilde bırakacağım. Geçemiyorum. Ve öldüm. Neyse, bu bölümü burada bitirelim. Zaten daha fazla pek yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.